Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Antalya'nın Sarısu'da, aslında Konya altında bulunan ama Sarısu tarafından gelinen Gökdere'de beraberiz. Bugün buraya arkadaşlar bisiklet topluluğuyla beraber geldim. Akdeniz Üniversitesi bisiklet topluluğuyla Akübit'le beraber geldim. Aslında beraber gelmedim. Ben sonradan katıldım. Onlar önceden geldi. Ben birazcık geç çıktığım için onlardan bir yarım saat kadar geç geldim arkadaşlar. Onlar da zaten şuralarda şu an serbest vakit herkes geziyor. Bakın orada da birkaç kişi var falan. Bu şekilde bir yerdeyiz arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Daha önceden bura, yani Antalya'yı araştırdığım halde burayı görmememe şaşırdım açıkçası. Ama güzel bir yermiş arkadaşlar. Zaten bu kadar bu kamerayla detay göstermem zor. Drone kaldırıp şu aradan, hatta şu aradan göstereyim size de, bir video çekelim sizler için de. Şimdilik bu kadar benim için. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an hafif bir atıştırdım, bir çay içtim. Kendime geldim. Biraz aç karnına çıktım yolda. Yolda bir şey yedim ama kesmedi fazla. Aha, bir kedi. Gel. Gel. Tamam, sevdirmeyeceksin. Neyse. Size yolu anlatayım azıcık. Sarısu plajına giden yolu biliyorsanız eğer, Sarısu plajına böyle sola doğru dönmeden sağa doğru bir yol gidiyor. Galiba Eragöz Hastanesi'nde bir reklam otobüsü var orada. Oradan sağa dönüyorsunuz ve ileri doğru geliyorsunuz. Zaten dereyi göreceksiniz. Ben şu suyun kenarına bir daha iniyorum. Ve şöyle tekrardan göstereceğim. Eğer düşmezsem. Şimdi suyun berraklığını göstermek istiyorum size. Bakın. Ve akarsu, bu çok güzel akıyor. Burası biraz daha durağan. Bir ayağımı sokmak istiyorum ama şimdi yakın zamanda gideceğiz. Bir yarım saatimiz falan kaldı. Ben de hani ıslanıp kurumamaktan korktuğum için yapmayacağım öyle bir şey. Öyle yani arkadaşlar, buraya gelip burada kamp yapabilir misiniz acaba diye bir düşündüm. Çünkü Sarısu tarafında bir jandarma birliği var. Deniz mi? Bir şey var yani, jandarma ile ilgili bir şey var. Ya da bir askeriye de olabilir, tam bilmiyorum, neyse. Yani güvenlik kuvvetlerinden bir bölüm, orada bir üssü var diyeyim. Neyse arkadaşlar, başka ne diyebilirim sizlere burayla ilgili? Bisiklet yolculuğuyla gelmek kolay mıydı bence? Çok zor değildi ama çok da kolay değildi açıkçası. Ben dağ bisikletiyle geldim. Yol bisikletiyle gelsem neredeyse 3 kat daha basit olurdu ama son 1 kilometre 2 kilometre kadar yol bayağı taşlıktı. Orada biraz zorlanırdım tabii ki de. Tabii diğer taraflardan daha rahat gelmek, burada daha çok sıkıntı çekmek nasıl, hani bir artısı eksisini hesapladığınız zaman hangisi daha fazla güzel olur, daha iyi olur, onu bilemiyorum ama böyle bir durum var arkadaşlar. Ben drone'u daha kaldıramadım. Şimdi bir drone kaldırayım. Sizlere de güzel görüntüler vereyim. Haydi bakalım, görüşürüz. Evet arkadaşlar, drone çekimlerine başladım ben. Burada çekimi alıyorum bir taraftan. Drone da yukarıda, gösterebilir miyim acaba? Orada bak, minnacık bir şey var ya. O işte. Böyle drone çekimi yaparken de bir video çekeyim dedim. Belki hoşunuza gider. Drone çekimlerini arkadaşlar biraz korkarak yapıyorum açıkçası. Çünkü jandarma bölgesindeyiz galiba. Jandarma gelirse illaki hesap sorar. Ben de hesap sormasını pek istemiyorum ama şu anlık bir kaldırdık, bir uçurduk. Şimdi indirmeye başlıyoruz. Drone da getiriyorum tekrar tekrar. Ve bir şey fark ettim. Çok zorlamadan deneyeceğim bunu. Bakın, drone geldiği zaman hani helikopterler böyle suya falan yaklaştığı zaman bir şey olur ya. Drone'da da aynı etkiyi görebiliyoruz. Baba bak, gördünüz mü suda? Döndürün drone'u. Buraya getireyim. Yönetilmez zormuş yani. Şöyle indireyim şimdi de. Çık diye suya indiririm diye çok korkuyorum da. Ama bir şey yapmadık. Şöyle indirdik, geldik. Şimdi kendimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Drone çok güzel bir şey. Sizlere de tavsiye ederim drone uçurmanızı, kullanmanızı. İsterseniz benim videolarım da var. Sağ üstten drone videolarımı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu anlık bu kadar. Evet arkadaşlar, şimdi bisiklete bindim. Yavaş yavaş bisiklet topluluğunun yanına doğru gidiyorum. Ben az uzaklaşmıştım videoyu rahat çekeyim diye. Bisikletten de size şöyle güzel yerlere videolar çekeyim dedim. Hop. Kaçlara daldım. Burada bayağı insan var. Piknik yapmaya gelmişler doğal olarak cumartesi günleri. Yavaş yavaş da topluluk toplanıyor.
Ben onlara bir drone görüntüsü çekmem lazım. Onun için geldim zaten. Gökdere gayet güzel bir yermiş arkadaşlar. Sizlere de gelmenizi tavsiye ederim. Hiç unutmadan şunu da bahsedeyim. Lütfen yerlere çöp atmayınız. Atsanız böyle toplayınız. Doğamızı kirletmeyelim. Kirlettiğimiz doğa bildiğiniz üzere geleceğimize kötü yatırım oluyor. Şu an bisiklet üstünde diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrardan derenin görüntüsüyle sizlere baş başa bırakıyorum. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an drone çekimlerini bitirdim. Fakat onlar sürerken benim de çekebilmem için geride kalmam gerekti. Dolayısıyla da şimdi onlara yetişmeye çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar böyle işler yaparken heyecan yapmamanız önemli. Çünkü heyecan yaparsanız herhangi bir şey unutabilirsiniz. Yanlış bir şeyler yapabilirsiniz. Birilerine çarpabilirsiniz. Bunlar çok detay şeyler ama ben söyleyeyim dedim sizlere. Şu an devam ediyoruz yavaş yavaş. Burada gerçekten bayağı bir aile var. Kamp için pek uygun değilmiş ondan dolayı. Hani gene yaparsınız ama rahat edemeyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bilindik bir yer. Çoğunlukla insanlar gelip gidiyor. Ondan dolayı pek uygun değil. Neyse. Bu arada GoPro'yu ters çevirdim. Az önce açıya baktım. Gayet güzel duruyordu. Ondan dolayı böyle devam edeceğiz. En azından bu bisiklet. Diğer bisiklette gayet gerçek olabiliriz. Bunda birazcık eğildiğim için mecbur böyle olmak zorunda. Ama güzel duruyor şu an için benim. Sağ tarafımızda atlar var. Acaba cins at mı? Normal at mı bilemiyorum. Bilenler varsa onlara yazabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada unutmadan şunları da belirteyim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi de açmak istiyorsanız açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim kanala abone olanlar için. Bu arada arkadaşlar Akdeniz Üniversitesi'nde okuyup Akübit'te de dahil olup da kanala abone olmayanlara üzülürüm. Rica ediyorum beğenirseniz tabii ki de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öyle bir durum. Şimdi gidiyoruz bakalım. İnşallah yetişeceğim de nerede yakalayacağım onu bilemiyorum işte. Biraz hızlı gidiyorum. Muhtemelen onlar bu hızda değillerdir. Grup azdı bugün ama yağmurdan dolayı insanlar korktu galiba ya da dersler başladı, ders çalışmaları falan gerekiyor diye düşünüyorum. Burada bir gözleme ev var. Sanıyorsam buradan da alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Reçel, ekmek, köy yumurtasını, reçisi falan satıyorlarmış. Ufakta bir reklamlarını yapmış olalım da sizinize olsun. Gerçekten güzel bir yer. Daha önce görmemiştim. Tabii ki de gün boyu burada gelip vakit geçirmek bir yer mi? Piknik yaparsanız, oturursanız, hafif doğa turu yaparsanız evet ama sadece bisikletle görüp gitmek istiyorsanız bir gün geçmez burada arkadaşlar, onu da belirteyim. Yanında bir mangal falan getirmenizi tavsiye ederim. Bayağı nefis nefise kaldım bir ara. Bu arada kulağa çıkarken kalbimizin nefis kadar terbat bir şey var. Az önce bir gerçek oldu. Neyse. Ben tekrar onlara bulunca sizlere bağlanayım arkadaşlar. Burada bitiriyorum. Evet arkadaşlar şu an gruba yetiştik. Görüyorsunuz önümüzde zaten. Bu iyi oldu. Hoş bir durum. Bu kadar hızlı yetişebileceğimi zannetmiyorum. Bunlar çok pahalıymış ya. Bir sıkıntı. Böyle olmaz. Hadi bakalım. Şuraya doğru gidiyoruz.
Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Okula geldik, grup toplandı, veda konuşması yapıldı. Haftalık planlar konuşuldu ve tur bitti arkadaşlar. Böyle bir durum oldu. Ben de sizlere hafiften yoga geçerken ufak bir video çekeyim dedim. Hem videom çok kısa olmuş oldu. Çok hızlı bir şey oldu. Ben biraz geç bittiğim için ama o aynı yerde bitmem. Bir aralar bir kamp yaparız. O zaman sizlere daha detaylı bir video çekebilirim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yola beraber gidelim isterseniz, biraz sohbet edelim. Kanalda beğendiyseniz abone olmayı ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak için de çana basmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an şurada birkaç tane video çıktı sağ üstte. Onlara da bakabilirsiniz. Hani step üstü video sevenler için step üstü video, gezi videoları sevenler için gezi videoları falan var. Bu arada Teknokent, Teknopark deyip duruyordum ben buraya ama Teknokent burası. Teknokent'in içinden çıkıyorum ve Şafak'a doğru gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.